Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sapiens'te karşınızdayım kıymetli dostlar ve biliyorsunuz efendim ilkel çağda başlayıp kabilemizi hayatta tutmaya çalışıyoruz Sapiens'te. Hiçbir ayarına, hiçbir şeyine dokunmuyorum ve gezegen oluştur deyip doğrudan oyuna dalıyorum efendim. Kıymetli arkadaşlar, Sapiens Samet Güngör Live YouTube kanalında yayınlanacak bir seri. Samet Güngör Live'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim. Şimdi kıymetli arkadaşlar, ömrümüzü geçireceğimiz ve bir yerleşim yeri kurup hayatta kalmaya çalışacağımız... Ya, teşekkür ederim kuzum. Bir ikram daha bir şey. Yeter yavrum, sağ ol sağ ol, çok teşekkür ederim. Hayatta kalmaya çalışacağımız bir oyun sevgili dostlar. Kendisi haritada şöyle gezinerek bir yere yerleşelim. Sulak alanların pek bir işe yaradığını hatırlamıyorum. O yüzden özellikle su olan bir bölgeye yerleşmemize gerek yok. Lakin şuralarda bir yerlere yerleşsek fena olmaz sanki. Var olan kabilelerden birine mi yerleşeceğiz acaba? Konum zor. Neden konumları zor? Sanırım renklerle ifade edilmiş vaziyette. Kolaylık, zorluk, ama ben renk körüyüm. Yani hangisinin yeşil, hangisinin kırmızı olduğunu bilmiyorum. Buranın başlangıcı normal. Böyle çok fazla soğuk olmayacak bir yerler arıyorum da hayatta kalabilmek için. Hayatım bir gelsen iyi olur yavrum ya. Ben bunların hangisi kırmızı, hangisi yeşil göremiyorum. Kırmızı yeşil var mı? Aşkım şunlar turuncu. Bana sarı. O yeşil. Bu yeşil mi? Hı-hı. Bu ne? Turuncu. Bana kırmızı gibi geliyor bu. Bir büyütür müsün aşkım? Bak kırmızılar şurada yukarılarda olan kesinler. Çok şey yapamıyorum, ya böyle gidiyor ya böyle gidiyor. Bak şunlar kırmızı. Bunlar, tamam, bunlar kırmızı. Bu şuralar turuncu. Aynen mavi oldu. Turuncular da zor. Orta gibi herhalde. Ya hardcore'la normal zorluk. Herhalde normal var, zor var. Başka bir şey yok bak. Şurada bir tane kabile var mesela. Buradaki kabileye normal diyor. Kuş ağacı ormanı, ılımlı ya soğuk kış. Bana şey lazım, böyle kışı hafif geçecek bir yer. Burası neymiş? Zılımlı ya soğuk kış. 5 Sapiens. Şey yapabiliyor muyum peki mesela haritanın daha böyle güneş alan yerlerine doğru gidebiliyor muyum? Örneğin şuralar. Buralar nasılmış? Ilıman yaz, ılıman kış. Oo tamam, çok iyi. Aynen aynen abi, buraya yerleşebiliriz. Haydi bakalım, şuradaki kabilenin yönetimini aldım. Ve let's go. Özlemişim ben. Sapiensleriniz gece uyumak için bir yer isteyecek. Saman toplayın. Toplayalım anam. Çim temizleme nasıl yapıyorduk? Ha böyle. Mesela şuralardan böyle birazcık çim toplayalım. Sapienslerimiz toplasın. 5 tane çimi temizlememi istiyor. Dark Knight Murat 23. ayında, teşekkür ederim. Sevgili Dark Knight Murat. 23. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Bunlara bir de araştırma falan verilebiliyordu galiba. O değil de odunu incelesenize bir yandan. 5 tane çim temizledim bu arada. Agam oturdu bir kenara. Çocuk mu çim yoluyor yoksa araştırma mı yapıyor bebe? Aa! Bebe odunu araştırıyor la, bu ne ola ki diye. Taba bastığımız zaman oyun hızlanıyormuş. Space'de oyun duraklatılıyormuş. Topladığım samanlardan ne yapacağımı söylemedin bana ama. Şuraları da bir keselim. Q. Tamam. Tamam. Q tuşuyla yapılıyor. Üretim alanı, depo alanı falan, bunlar Q tuşuyla yapılıyor. Mesela ne yapabiliriz? Şöyle şuraları depolama alanı olarak kullanalım. 4 tane depolama alanı şimdilik yeter herhalde. Ha, neyi koyup neyi koymayacaklarını seçiyorduk. 6 tane depolama alanı yap diyor ama benim biraz daha depolama alanı inşa etmem gerekiyor. Pıt pıt. Buranın samanı ile alakalı bir şey yapabiliyor muyum mesela? Burayı da harvestla. Burayı da harvestla. Yemek nereden bulacağım onu merak ediyorum. Bir de şunlardan keten toplayıp bir şeyler yapılıyordu. Neler yapıldığını hatırlamıyorum ama... Ketenleri bir toplasınlar Siri.
Şurada ölü şey var. Aa, ölü mamut var, evet. Mamutu incele. Bizim kuzum, kesinlikle taş araştırmamız lazım galiba. Birini de taşı araştırmaya yollayalım. Daha hiç alet malet yapamıyoruz galiba. Kuru saman depola. Çimlerin kurumasını beklemeniz gerekir. 8 tane de dal depola. Yapacağım, yapacağım. Şu dalla alakalı işleri bir bitsin. Oradan dalları toplayacağım. Hatta şöyle bir dalları toplama emri vereyim. Kabileniz iki çubuğu birbirine sürterek ateş yakmayı keşfetti. Okey. Çocuk odunları bulursa hala araştırır. Odunu şey yaptı ya, birbirine sürterek ateşi keşfetti. O mamutu bizim bir an evvel işlemeyi öğrenmemiz lazım da, mamutun etini çiğ çiğ yiyemeyiz. Onu bir de şey yapmak lazım. Bunlar da mı keten? Zerdeçal kökü. Ben de bilem abi. Zerdeçal kökü neye yaramakta? Şöyle bir yavaştan ilerlesin. Aa, ateşi yakmış buraya. Ve samanların bir kısmı da kurudu. Dallar falan depolanacak. Bu oyunu var ya, o kadar güzel oynayan agalar var ki. Yani adam öyle bir oynuyor ki dostlar böyle. Yerleşim yeri yapıyor. Herkesin kendine ait evi var, şeyi var. Büyük kulübe falan yapıyor böyle. Çadır madır çekiyor. Adam akıyor gidiyor yani. Akıyor oynuyor. Ben biraz daha o konularda şeyim. Tırtım. O kadar ilerleyemiyorum. Ama muhtemelen seçtiğimiz bu bölge hem ılıman kış hem ılıman yaz yaşadığı için rahat halledebiliriz diye düşünüyorum. Tam bir yandan dal depolama işini de hallediyoruz. Bir yandan taşla alakalı da hanım ablamız çalışmaya başladı. Yandaki kim aşkım çok. Bu neymiş? Kil. Kille alakalı herhangi bir araştırma yok. Toprağı inceliyor. Şey, daşı inceliyor. Bak şurada da alpaka cesedi var. Birkaç gündür dışarıda. Kullan deyip gerekli araştırmaları Üretim öğrenmedin diyor. masasını. Kurayım yavrum. Üretim alanı. Büyük sert kayaya yapılıyor bu da. Depolama alanlarının etrafına kurayım. Mesela depolama alanlarını şöyle ileri doğru götüreyim. Buradan şu yan tarafa bir üretim alanı kuralım. Depolamayı da ileri doğru götürürüz. Şöyle U şeklinde etrafında bir yönetim şeyi düşünüyorum. Hoş buldum, hoş buldum baranım. Hoş buldum kardeşim. Baran balım bana neden göt diyor onu bilmiyorum tabii. Seviyorsun aşkım. Sevdiğinden değil mi? Benim için deli oluyor. Benim için çıldırıyor. Ama bence bunu işleyecek şeyi elde etmemiz lazım önce. Yani taşları birbirine sürtüp o sert taşı bulmamız lazım. Abla taşı ikiye böldü, büyü yaptı. Bitirmedi mi o taşla alakalı işini ya? Niye herkes depoya götürdü de şey yaptı? Taşı araştırın abi, taşı bitirin yoksa boku yiyeceğiz yani. Hayatım, kısa süreli yemek. Ahu dudu, ahu dudu, ahu dudu şekerim. Buradan biraz ahu dudu. Artık burası canavar olur. Depoya dal. Güzel olurdu, güzel olurdu. Şurayı zaten şöyle bir şey yaptık. Bunların hepsi depolamaya gidiyor. Aynı anda 4 tane veya daha fazla nesne için herhangi bir iş var. Daha fazla seç diyerekten. Ha, şöyle bu. E'ye bas çalışır. Seç. Bura seçildi 1. Bura seçildi 2 mi? Değil ya. Şey miydi acaba? Hı. Okey. 6'sını seç, kazı. Biraz fazla gittim oraya ama olsun. Su bir halta yaramıyor ya. Yok, suyla alakalı bir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Yatakta uyumak. Yapı menüsüne gir. 4 tane yatak. Yaparız. Samandan yatak.
Bunlar kaç kişi? 7'ydi galiba. Biz ne olur ne olmaz 8 yatak yapalım şöyle. Özellikle kabileyi bir arada tutup uçuşa yapmaya çalışıyorum. Ya da belki şey de yapılabilirdi. Ortaya bir kamp ateşinin etrafına falan da yapılabilirdi ama ilerlemek için incelemek. Ya onu zaten yapıyorum şu an. Açlıktan ölmesinler diye beri toplatıp duruyorum. Biri öyle el kol bomboş gidiyor yani. Bir tek şu 4 tane 5 tane taşıyor. Almış meyveleri böyle. Aleyküm selam izleyici, hoş geldin. Koya incele. Kaya inceliyor. Kaya. He? Aşkım taş ama ya. Kayede de acaba şu ilerideki şeyler mi? Bunlara incele Kayı, çıkmıyor. kaya. Bunlara incele çıkmıyor. Eksik bilgi diyor. Şu mamutları falan yememiz lazım ama mamutları yemek için önce şey yapmam lazım. Saçına mı oldu ne çarpmış? Saçlarıma ne oldu mu? Yıkandı. Oğlum duşa girdim çıktım, bir şey olmadı. Bence gayet de şekilli duruyor ya. Biz bu oyunu ilk çıktığı zaman oynamıştık. Samanı incele diyor. Tam biri samanı incelesin. Kayayı inceliyor. Dal incelendi, tamam. Kaya dediği şu küçük taş. Taş ve samanı inceleyecek. Birine bırakın da incelesin ya. Tamam, kamp ateşi yapacağım da. Aha bak, kaya ile alakalı şeyler yapıldı. Şimdi buradan mesela üretimden taş bıçak yapacağız. Taş bıçak, taş mızrak başı. Önce bizim taş bıçağa ihtiyacımız var ya. Hemen şu yandakileri Şey falan alabilirim diye. yapmamız lazım. Aşkım şu üretimde dursun, şu yemekte dursun. Bir katlama yapıyorum. Onun panelini göstermedi. Gösterir herhalde. Saçımın mı eski hali daha hoştu? Balım, kıvırcığım. Duş aldığım zaman yatıyor. Duş almadığım zaman kakıyor. O şekilde. Yani muhtemelen biraz zaman geçtikten sonra tekrardan o bonusa dönecek, merak etme. Daş yap, daş. Daş bıçak yapmak. Sen. Bonus kafa olarak seni hayal ettim de. Vay Tatlı oldu. kardeşim benim. Ben Samet'in çakma bebekliğini buldum ya. Sana atacağım bir ara. O makarnayı gözükmüyor. Mamut. Hala mamutu mu inceliyor? Mamutu Yıllık yemiş. incelemeye daha yeni gitti. Yerde mi inceleniyor? Aa bak. Bir inceleniyor bir şeyine gitsene. Bak orada sapiens var. Sapiensata öncelik ver. Bıçak yapıldı bu arada. Bıçak yapıldı da bundan kaynak çıkaramıyorum ki. Adam mamutu inceliyor yani. Ne bakıyorsun mamutun götüne başına? Keseceğiz, yiyeceğiz abi, bu kadar ya. Alpaka falan avlayacağız ileride, mızrak falan yapıp. Tabi daha mızrağın ucunu kıçını yapmayı öğrenemedik. Samanla muhtemelen birbirine bağlamayı falan öğreneceğiz. Bildiğimiz kadarıyla diğer kabilelerle etkileşim yok. Yani biz oynadığımız kadarıyla yoktu ve dünya çok büyük zaten. Bizim oynadığımız dönemde yoktu diğer kabileler, ki hala yok. Yerleşim biz ayarlamıyoruz ki kuzum. Hazır kabilelerden birinin başına geçiriyor oyun. Yani nereye yerleşeceğini sen seçemiyorsun. Yol seçebiliyorsun.
Yok, seçemiyorsun aşkım. Ha, buraya geldin ya, mesela aşağıya doğru ilerledin, burayı kazdın, o alana yerleştirdin. Ha, evet, öyle yapılabiliyordu ama genel olarak coğrafyayı şey seçiyordu, hani hazır kabile. Evler şöyle bir sahil, okyanus manzarası olmazsa mı acaba? Aa, burada da mamutun biri devrilmiş. Şu mamutu falan araştırsın da. Neyse, en azından temel ilk başta gıda ihtiyacımızı falan hallettik. Becem. Hele dedim, neler oluyor canım? Üstüme iyilik sağlık yahu. Kahveyle beraber. Hasırdan binalar yapmayı falan öğrendik. Şimdi oyun diyor ki öncelikle diyor bir kamp ateşi inşa et. Bence evlere göre inşa et. Kafana göre koymadan hani yataklar kaldırılıp yeniden dizilebiliyor zaten. Hı. Ama kamp ateşi lazım olur ilk başta. Bir tane yapılsın, sonrasına bakarız. Rol nasıl atanır? Mokupona. Q'ya bastığın zaman kabile, roller. Aa, kim ateş yakabiliyor, kim kaya işleyebiliyor falan filan. Buradan şey yapıyorduk galiba. Anladım. Ateş yakmak için birini daha mı atayım? Kabile, roller, ateş yak. Sen yakma adam. Bir kişiye maksimum 6 tane iş verilebiliyordu, bak onu hatırlıyorum. En son nereye kadar gelişebiliyoruz bilmiyorum. Dünya çizelgesi var gibi zaten ya. 4 tane üretim alanı, 4 tane taş balta, 4 tane taş bıçak. Şunu mesela şey yapamıyor muyum şu an? Hala işleyemiyorum abi. Keten gerekiyor olabilir mi bebişim? Ketenden ip. Keteni incelemedik. Keteni inceletelim. Üretim alanı yap diyor oyun. Şöyle bir üretim alanı yapıverelim. İki oraya, iki buraya. Dediğim gibi orta zaten depolama alanlarından ibaret olacak. Ki depolama alanı için hiçbir şey istemiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla pıt 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 atabiliyorum depolama alanlarını. Tam şuralar bir yapılsın bakalım. Mesela şey, araştırma yeteneği olan birini inceletebilir. Araştırma yeteneği falan var mıydı hatırlamıyorum ki yavrum. Sapienlerde mesela ne var? Yetenekler kaya işleri, hasır bina, ateş yakma. Yani bunun ateş yakmaya yeteneği varmış. Mesela çocuklar araştırma görevlerini yapamazlarmış. Tamam dur. Senden de araştırmayı kaldırdım. Geri kalan herkes genel işçilik falan yapıyor ama. Nasıl çocuklar araştırma yapamaz ya? İki dalı birbirine sürte sürte ateş yapmadım. Ya yapamaz diyor kenarda. Rolleri yönet. Kaya işleri, hasır bina. Şu anlık beklesin ya. Aa, vallahi agam ateşi yakıyor. Agam dedim de hanımefendi galiba bu. Değil galiba. Şuradaki ablam bir şeyler yapıyor ama. Mamutu guncuklaman bitti mi? Bitmedi hala. Selamlar Dark Sword, hoş geldin. Tamam. 4 tane taş balta, 4 tane taş bıçak. Nasıl yapacağız onu? Taş balta üretebilmek için balta ucu hem burada üret, hem burada üret. Bunun sopası falan nasıl yapılacak ya? Hatun'un dediği gibi galiba ketenle bağlayacak. Bir yandan keteni araştırıyor ya. Herhalde ketenle falan halledecek onu. Elin alev aldı be kadın. E kuzum? Eli alev aldı, hala ateş yakamadı.
Sen ne yapıyorsun? Neredeyse mamutu araştırması tamamlandı. Ne yapıyorsun abi? Mamutun daşakları mı guncukluyor? Ne yapıyorsun orada ya? Bağdaş kurmuş oturuyor. Aha tamam. Bak kasaplık öğrenildi. Unutma ki en büyük dedektifler, araştırmacılar kadınlardır. Bir tane kadın kocasının sırtındaki sivilce patladı diye aldatıldığını falan öğrendi yani. O nasıl olmuş ki? Kocasının sırtında sivilce varmış. Akşam geldiğinde patlamış. Yani sırtındaki sivilceyi ne bileyim gerçi sıktırman kimseye ya. Ya benim sırtımda sivilce olsa ha maksimum çok kaşındığım zaman kapının kenarına böyle sürtünüyordum da. Ha kimseye benim sivilcemi patlatır mısın dediğim olmadı. Abi ne yapıyorsun? Yiyorsun mu? Teşekkür ederim kardeşim benim. Güzel iltifatların için. Ve kadın düşmanlığından dolayı seni kınıyorum. Araştırma yapmazsa da yapamaması gerekir. Niye? Bir beyin sizde mi var? Sulu ve etli beynim. Oğlum böyle deyince de böyle sapık gibi. Oyunun adı efendim Sapiens. Oyunun amacı oy oy löp löp et. Kardeşim seversin çiğ et. Ama sonra bana sövüyor. Da yer yani. Teşekkür ederim. Taş balta yapmaya falan geçemediler çünkü daha milletin işi bitmedi. Çocuklar boyu kadar et taşıyor. Aa daha eti araştırıp eti pişirmeyi öğrenmesi lazım. Buna bile korum ne yemesi. Vay kardeşim benim ya. Eğlendim. Bak Ankara'ya gel. Sınırsız kanatçı varmış. Sınırsız kanatçıya gidelim. Gerçi sen tavuk eti mi seviyorsun? Kırmızı et mi seviyorsun bilmiyorum da. Ama et olsun yeter bence aşkım ya. Tavukla şey ayırt ediyor mu? Ama adam beslenmesine dikkat et. Aa, pişirmeyi öğrenecek. Ha bu an yenmez diye böyle. Pişirme. Benim de mi Dünya Kadınlar Günüm kutlu olsun? Ay şekerim teşekkür ederim. Aşkım ateşi yelle daha az önce etle. Aşkım sopayla boyu kadar et kaldırıyor. Evet fark Bir ettim. şey. Beyaz et o kadar hoşuma gitmiyor ama közlenmiş tavuk mükemmel. Ya ben eskisi kadar yiyemiyorum artık. Tıkanıyorum. Eskisi kadar iyi olsam. Ya sınırsız kanatçıya gitsem mesela yiyeceğim bir porsiyon. O yüzden sınırsız açmaya gerek yok. O eti inceliyor, o kökü inceliyor, bu şey yapıyor, deriler kenarda bekliyor. Burada hayvan burada bekliyor. Sapiens kafası falan bir şey. Aşkım yok ki, adam yok. Taşıma işlerini falan hallediyorlar. Herif orada mamutu çoğalttı. Herkese ev yapacağım da öncelikle bir şeylerin gelişmesi gerekiyor. Buradaki ağaların gelişmesi gerekiyor. Ben senden çok yerim. Afiyet olsun balım. Aa, hanım beni biliyor. Benim bünyede öyle bir şey var ki mesela sucuk yedim. Atıyorum sucuklu yumurta tamam mı? Direkt mideyi rahatsız ediyor. Eğer şu anki aldığım kasabın şeyi rahatsız etmiyor da sünni sucuk mahvediyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun küçük adam. Bana balık ve mantar yediremezsin. Aa şimdi mesela mantarlı yumurta. Hanım çok güzel yapar tavuklu mantarlı şey aşkım. Ha, yumurta yemem. Yumurtalı mantar yenir gı. Mantarlı yumurta. Omlet mantarlı omlet. Mantarlı omlet yemem mi? Balık yerim ama mantar asla. Siz bilirsiniz çok şey kaybediyorsunuz.
Çok şey kaybediyorsunuz kanka. Aa, et bir şey yapmak. Eti pişirmek. Ama kadın hala pişirmeyi beklemek. Ama bahsettim. Üretim var orada. Balta Şu üretmeyi bitirsinler, taş bıçak baş üreteceğim. ya bir buta bak dedim ya. Bir but dedim ya, bir but var orada ya. Aşkım but var da orada, boyu kadar şey taşıyor çocuk daha, ne yapsın? Şuna bak, boyundan büyük. İçine girdim. Taşı evladım, taşı taşı. Lan bu kadar yani, koca bir mamutu Kardeşim beleşet bulmuştur. yiyemez ki bunlar. Üstüne kusarım, yememe gerek yok. Dilime değmeleri bile yetiyor. Abo. Kardeşim bir şey soracağım ya. İtalya'da pizzanın içine falan mantar koyuyorlar mı? Yoksa buraya özel bir şey mi? Ne buluyorsan koy mantığı. Ananas koymuyorlar diye biliyorum ben aşkım ya. Ananasa zinhar karşılar. Kutu neymiş? Alıyor butu, alıyor. Tamam bak. Kesiyor. Bıçağı eline aldı. Adam kesmeye gidiyor bizim kel dayı. Alerjiniz varsa amenna baba, ne diyeyim? Götünüzden lelement uydurmayın lan. İnsanın mantar alerjisi olur mu mu diyeyim, ne diyeyim yani? Bana götten element gibi geliyor yani. Şey de, alerjiye inanmayan adam. Biraz tempo. Biraz tempo. Gün bitti gün. Bu etin pişmesi o kadar uzun sürüyor mu ya? Mantar koyuyorlar ama ben koydurmuyordum. Ananas suçtu. Evet, ananas. Spagettiyi kırmak. Oğlum refah seviyesi arttıkça ne garip hassasiyetler çıkıyor lan. Gerçi bizim burada da böyle sapır saçma hassasiyetler var da. Ne gibi? Apur supur. Aşkım linçlenirim, o yüzden çenemi kapalı tutacağım. Ama hassasiyet şov ya. Her boka hassasiyet yapabiliyorlar. Hele hele sosyal medya kullananlar var ya. Bizdeki hassasiyetten ziyade duyar kasma. Ha, duyar kasma. Biraz mallık ya. Her boka ya. Ayakkabının bağcığına bile hassasiyet kasabilir yani. Ama bir spagetti kırma kadar şey olamaz herhalde. Saçma olamaz, öyle değil mi? Ya siz niye adamların yemeğini kırıyorsunuz? Aşkım vallahi kıra 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 döküyorsun, pişiyor. Aha. Pişirme öğrenildi. Şükür. Allah'ım pişmiş et, şükürler olsun. Kabileniz pişmiş mamut eti yapmayı öğrendi. Ateşi de mi inceleyeceksin? Nasıl inceleyeceğim mesela? Herhalde ateşe odun eklemeyi falan mı öğrenecek? Ne yapıyor inceleyip? Kültür amına kodum, kültür. Sen salçalı makarnayı sosa bularken bir şey yok. Akla. Ya herkesin... Herkesin kendi midesi kardeşim. Herkes kendi midesiyle şey yapıyor. Herkes kendi rızkını yiyor yani. Ben acıkınca kırık mırık fark etmez yırım. En güzeli. En güzeli. Yavaştan iki şekilde yapmaya başladık. Keten eğirmeyi de öğrendik. Tek kişilik evler yapacağım da bence daha araştırılması gereken şeyler var. Neyi araştırabilirim mesela? İnşa edilmesini bekleyen bir hassas çatı. Yapı yap diyor ya. Butu da araştır. Bunu da pişirmeyi öğrenecek herhalde. Lan bütün etler pişiyor işte. Welcome to Paradise oynadım da çıkmadı ki. Çıktı mı? Bakayım hocam. Çok güzel oyun be Brezni. Mideniz kim? Oho. Aa çıkmış. 15 dolardan çıkmış. 16 Dolores. Şey yaparım ya, Keymailer'da Aga'dan rica ederim yani. Dinleniriz ya. Keymailer Agam'dan. Agam. Çok altta batmayayım oyunda da. Şaftı kayıyor. Welcome to Paradise. Bir de Türkçesi yok ya, o da bir sorun. Yok. Bu istediğimiz köye gelmiş mi aşkım? Disco simülatöre vermişler. Aa. Bir de başka bir oyun daha vermişler. Bunlara yayın sonu bakalım. Yayın sonu dedim oyundan sonra. Disco simülatörü güzel vermiştir. Disco simülatörü vermişler. Bizim zaten simülasyon oyun şeyimiz çok oldu ya. Güzel oldu yani. Sen ne öğreniyorsun burada mesela?
Çakmak taşını hala sürüyor. Ben koydum onun taşı. 3 yıldır taş öğrenecek. Ha, bunlar da but pişirmeyi öğreniyor. Biri ateşi öğreniyor, biri but pişirmeyi öğreniyor. Abi bütün yemekler aynı pişirim işte yani. Dalları top... Aa, ağacı da inceli. Ağacı incelemek ne ya? Tam şey çakmak taşı bitti. Ağacı incele. Vurmak ağaç. Ulu ağaç. Mesela. Ne yapsak? Özel evler mi yapmaya başlayalım? Kare mi yapak evleri? Cammam yok hemşerim. Havadar bir çatı oldu. Şurayı bir canlı yapayım ya. Aşkım. Vahşi hayvanlar gelecek götümüzü kesmeye. Ne yapacak? Camma mı bakacak? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Irkçılık olacak kız. Camdan mı bakıyor olacak? Camdan bakıyor. Bakamaz. Irkçılık. Öyleymiş. Alp abiyi banladılar kadın. Bunun için Alp abiyi harcadılar. Abi burası... Boşluğuma geldi. Raygun kullanırsın. Teşekkür ederim Baran'ım. Baran'ım bir yandan Call of Duty'de farm yapıyor. Bir yandan bana sokuyor çıkarıyor. Yalan söylüyorum. Amerika böyle olamaz. Ya burası Amerika değil. Sapiens ya oyunun adı. İlkel çağlardayız ya. Herkesin yani götünde yaprak, elinde mızrak. Kendimi hapsattıracak şeyleri nasıl da güzel kapatıp söylüyorum. Benden bir şeyler öğrenmişsin aşkım. Ay kendi fikirlerimi kendime saklamak ne kadar güzel bir şey ya. Böyle başımı belaya sokacak minimum şeyleri. Hem içimde kalmıyor söylüyorum hem kimse duymuyor. Peki sen nesin bu oyunda, tanrıları mı? Müdür, kabile yöneticisi daha uygun bir tanım olur sanki. Ağacı kesmeyi öğrendim. Ağacı kökten keseceksin. Bir şey demedim ya adam, bir şey demedim ya. Çocuğum kulağı açılmadı ya. Ya ben ne demiş olabilirim ya? Yatırırız. Seni seviyorum kardeşim biliyorum. Terbiyesizlik gerçekten. Yani ben bir şey diyemiyorum. Ben hayatımda böyle bir şey gördüm. Ne gördüm ne duydum. Duy da inanma. Efendim sevgili Kadir Çelik, abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Kadir. Lan hayır. İptal. Bir yeri kazma işlemi falan verdi. Yapının inşa edilmesini bekleyin. Ya başka bir seçeneğim mi var? Bekliyorum. Canım etleri pişirir misiniz acaba? Dur. Sürekli üretim.
Etler pişince daha pişince mi daha uzun süre gider, çiğken mi daha uzun süre gider? Gerçi saklayamıyoruz. Her türlü çürüyecek onlar ya. Oğlum, burayı Hazara biz kazdık mı lan? Yatarken kafaları aşağıda kalıyor kiramanların. Yatakların haline bak. Her yeri kazdırırız, şartlara eşitleriz. Dayıya bir şeyler olmuş galiba. Dayıya ben az önce bir şey yaptım. Adama dur komutu vermişim. Helikopterle kargo aşırıyor olmasan daha çok yazacağım da. Ya bir şey demedim ya. Ağacı dedim kökten keseceksin. Baran'ı dedim kalpten seveceksin yani bu. Öyle değil mi aşkım? Beni karıştırma. Ben karışmak istemiyorum. Aa hayır 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 hayır. Edepsizlik ya. Edep bitmiş ya. Yaşlılara saygı kalmamış. Yaşlılara hürmet kalmamış hakikaten ya. İlk evimizi yapabilir miyiz acaba rica etsem? Aile yayını sanmışım. İşte aileleri bir araya katarak. Aileleri bir araya getiren yayın evet. Şu kazma işlemini biri yapabilir mi? Ne yapıyorsun? Ayak tırnaklarını mı inceliyorsun? Et pişiriyor, oturuyor. Bu şey değil mi ya? Hindistan'da yemek yapma şey sokak lezzetleri. Hindistan sokak lezzetleri. Bırak çukurda kalsın ateş. Ya kazara tıkladım mı? Çukuru açtılar, kalanını şey yapmadılar ya. İçtim şarabı, sevdim Samet'i. Evet, evet, evet. Beyler kendi aranızda ne güzel sohbet ediyorsunuz öyle bağdaş kurmuş. Şu yataklara bak. Minecraft'ta döndü oyun amına koyayım. Blok blok oldu. Beyler beyler. Şimdi kafana vuracağım ben. Benim feminist kadınlara inşaatta çalışırlar artık. Dayak istiyor. Ne alakası var? Ne alakası var? Ekmeği elden. Evet. İletişim kuramıyorum. Samet'i götür. Onu oraya nasıl bağladın? Gömleği gösteren ütüdür. Yayıncıyı gösteren. Kendi kendime. Friendly Fire. Friendly Fire. Hocam hepiniz oturuyor musunuz acaba? Yani şu an gerçekten yapacak hiçbir işiniz olmadığına ben inanmıyorum ya. Mutlaka bir iş olmalı ya. Bu çağlarda iş olmadan nasıl olur? Sopayla ben bunları balta malta yapamıyorum. Ucuyla mucuyla kesiyorlar ama sopayı bağlamak için falan da bir şeyler araştırmak lazım. Meyveyi araştır, şeyi araştır, öteki taşı araştır. Bu ne? Bilmiyorum. Deriyi araştıramıyor muyuz? Deriden de kıyafet meyafet yapılır. Onu da araştıraydın. Bu ne? Toprak. Toprağı da araştıramıyorum. Samanı da araştıramıyorum. Ben hiçbir şey yapamıyorum galiba. Sen ne yapıyorsun acaba orada? Ya bana pek ev yapıyor gibi gelmedi ama. Ya ilk defa ev yapmaya çalışıyorlar. Bir sakin olursun mu ya? Çatıyı mı yapıyor? Şu an ne yapıyor mesela? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Araştır, araştır. Ağaçlara niye bu kadar uzak bir alana gelmişiz biz ya? Şunu da kes madem. Ha bina becerisini öğrendi sonra şey yapacak. Sonra halledecek. Ateşin üstüne öyle eti atarsan ya yani ateş söner.
Onlar bir şekilde hallediyor demek ki hayatım. Lan oğlum. Ben anlamıyorum. Benim kabilem sürekli oturuyor. Oradaki takır kardeşin aşkım. Daha düz bir. Buyurun. Şöyle yapacağım. Hatta bir tanesi elini içine falan. Ev bitmiyor ki. Ev bitince içine taşırız ya. Fazladan yatak yapmayacağım bu sefer. Sonra evlerin içine taşırız bunları. Şu evi bitirin ya. Dal yok. Ama mal çok. Ağaç kesmeye niye gitmiyorlar? Ağaç kesmeye de rollerden gitmiyorlar abi. Şey yapmak lazım. Ağaç kesimine adam vermek lazım. Ver, 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 ver. Çocuklar ağaç kesemez diyor. O zaman şu öteki çocuğa da ateşle ilgilenmeyi ver. Ateş yakma. Yakar yakar. O evi barkı yakar o. Ev tamamlayacağız altı üstü ya. Yani otura otura gelişir mi insanoğlu hakikaten? Sonra insanoğlu niye gelişmiyor? Ağaç kesmeye gidiyor musun? Koşuşa bakar mısın? Hıt 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 hıt. Ağzına tükürdü gümünün ağacı. Bunu da kes. Bunu da kes. Odun da lazım oluyor aşkım ateşi yakmak için. Keselim, yaksınlar. Herkesin burada boş boş oturması bana batıyor kardeşim. Kalkın çalışın lan. Bu neymiş ya? Hepsi oturuyor ya. Gençler ağaç bile kesmek istemiyor. Aynen. Gençler hiç beğenmiyor abi bu yaşta. Bu çağlarda. Sağ ol yavrum. Vallahi kahve iyi geldi. Bunlar full pişmiş et ha. 47 porsiyonluk pişmiş et. Ama dayı bak siz çalışmazsanız şimdi ben kafayı kıracağım ha yakında. Hepsinin rollerini alıp ağaç kesmeye gönder. Şöyle yapalım. Bence senin dediğin gibi aşkım hepsinin rollerini bir alalım. Öyle hareket edelim. Çünkü bu şekilde olmuyor gibi. Rollerde mesela dur herkesin bütün rollerini kaldıracağım. Ondan sonra hıt 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 hıt. Hıt 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 hıt. Hıt hıt hıt. Üç şeye tıklayınca olmuyor mu? Hı? Direkt şuradaki oka tıklayınca hepsini atmıyor mu? Hı. Makul. Şimdi atamaları şeye göre yapacağız dostlar. Hani böyle kimin neye yeteneği var, kim ne yapmak istiyor ona göre atamaları yapacağız. Öncelikle sapiyenlerde kaya işleri, kazma, kasaplık tamam. Kuja'ya kaya işleri, kazma, kasaplık verildi. Genel işçilik, temel yapı, inceleme verildi. Diplomasi yok. Tamam okey, incelemeye de yardım etsin. Ondan sonra. Sende ne var? Keten eğirme, hasır bina, pişirme öğreniyormuş yavaş yavaş. Kuma. Hasır bina, ağaç kes, yemek pişir, ateş yakıp yemek pişir.
Temel yapıya yardım et, genel işçiliğe yardım et. Ya da temel yapı artı inceleme diyelim sana. Sende ne var? Temel pişirme, çakmak taşı yontma, hasır bina, ağaç kesimi. Tamam. Hasır bina sende, ağaç kesimi sende. Ateş yakma yine temel pişirme sende. Bence gelsin ya. 2 ay boşluk kalsın, yeni şeyler açılıyor ya. İki yer boşluk mu kalsın? Hani Ama buralarda da şey bu olacak. işler biter bebeğim. Mutlaka genel işçilik yapsın. Genel işçilik yapsın, inceleme yapsın ya da inceleme yapmasın. Ateş yakma ve işte bina falan sekteye Bir uğramasın. diplomasi yapsın burada, bir farklılık olsun. Ha, bir tane de diplomasi yapan olsun, Çünkü tamam. ziyaretçi gelince köye çekme muhabbeti vardı galiba. Cano, hasır bina yapmayı öğren, ağaç kesmeyi öğren, ateş yak. Yeterince pişiren var, kasaplık yap. Genel işçilik temel yapı. Tamam. Sonra Pikovva. Sadece pişirmesi var bu hanımefendinin. Kasaplık da yapsın. Kasaplık yap. Keten eğir. İnceleme yap. Genel işçilik yap. Şey yap. Başka ne Ağaç verebiliriz? kesimi ver ya. Çakmak taşı yontma verelim. Ağaca 3 kişi verdik. Çocuk. İnceleme yap. Bina yapımına yardım edemez bunlar. İncelemeyi de anlamıyorlar. Genel işçilik, temel yapı. Nereye adam yetişmezse bebeleri oraya joker kartı olarak atayacağım. Ateş yakabiliyor bak bunlar. Ateş yakmada 3 kişi var ya, o ateş sönmez. Yiğitsin aşkım. Ayırsın. Keten eğiren var. Bir kişi var ama. Çakmak taşı yapan da var. O zaman şu tek olanlara çocukları gönderiyor. Kazma yapamazlarmış. Tek olanlara şöyle bir çocukları gönderdim. Tamam, tertemiz. Şimdi herkes bir şeyle uğraşacak. Alp abim, Baran'ım fight'taydı. Yavuz Sensei hoş geldin. 7. ayın kutlu olsun. Hoş geldin abim. Aleykümselam abim. Evet dostlar, bu arada gayet keyifli gidiyoruz. Birazdan Sapiens için bir bölüm arası verelim. Vay 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 vay. Su üzerinde giden motor, elektrik patlamalı şeyli. O bak, ağaç kesmeye adam verdiğimiz iyi oldu. Heh ya, şunları şöyle verimli dağıtalım. Doğru düzgün dağıtan olsun. Ateş yakan var, şey yapan var. Araştırma yapan var. Var oğlu var, anasını satayım, mis gibi. Ağaç kesen var. Ağaç kesenler var. Şimdi bunların bu işi bittiği zaman ne olacak? Dalları malları toplayacaklar. Evi yapacaklar. Tertemiz. Remote save'ime bakılmadı. Bakılır abim. Bundan sonra Onur Bey'le mesafeli mi olacaksın abi? Neden? Direkt ağaç kesiliyor, şey yapılıyor. Çocuğun biri baygınlık mı geçirmiş? Çocuğun biri değil de aganın biri uyuyor. Çocuğa baksana aşkım. Hey yavrum, hey, böyle kütükleri omuzlamış gelmiş. Öteki bebe de kütükleri omuzladı geldi. Lan bunlar bu evi bir titrecek ya. Şunu da kesmeyeyim, sadece dalları toplatayım bakayım. Nasıl oluyor? Aa bak, şeyleri de götürüyor. Samanları falan da götürüyor. Buranın kışı da sert olmadığı için keyifler yerinde. Raguel'den 100 bit var. Abi vallahi helal olsun. Arada platform kapandı ama hala Sabaton devam ediyor demiş. Devam, devam. Gittiği yere kadar sevgili dostlar. Birazcık Soklu böyle. olarak yapsın aşkım. Ya ama böyle daha kolayıma geliyor. Böyle. Bunu kaldır. Seç pat. Saman gelsin, toplayalım. Samanlar yavaştan kurusun.
Ama bak evin bir duvara yapıldığı, öteki yerlere yapıldığı, buralarda bitecek. Ekim becerisi, çanak çömlek öğrenildi. Ekim ve çanak çömlek. Çekebiliyor mu? Ekim nasıl oluyor? Bitki. Ahududu çalısı. Mesela Deponun bence yanlış şey aşkım. dilediğim kadar yapabiliyor muyum lan? 10 tane yeter tabii de. Ha, eldeki meyveleri toplayıp ekecek. Yeme ulan. Et yiyor, et. Gezegene yukarıdan bak. O neymiş lan? Tanesi. Şurada bir adam amut vardı bir daha aşkım. Ne oldu ona? Çürümüştür. Yani muhtemelen çürümüştür diye tahmin ediyorum. O ahududular oraya yetti mi yetmedi mi onu anlamadım ki. Çalıdan toplantısı getir. Aa, yok, dibine koydular da sanırım ekim yapamıyorlar. Neden? Çünkü kabile rollerinden ekim için Orada. atanmadı kimse. Joker kartları atıyorum ekime. Çocuklar yapamıyor mu ekim? Yaparsın lan. Yok, çocuklar ekim yapamıyor. O zaman şöyle yapıyorum. Ekimi senden aldım. Ekimi senden aldım. Şunlardaki genel işçiliği kaldıracağım. Onun yerine ekim yaptıracağım. Pikuva. Genel işçiliği kaldır. Ekim yap. Tamam. Bazıları da ekime çok müsait. Şuralardan ahududu toplatırım zaten. Bir iki tane toplatıyorum özellikle hepsini yemesinler diye. Abu. Ev olmak üzere. Yani kış Bakalım artı bir ama Minecraft. Minecraft ilk ev. Minecraft ilk ev. Evet. Dünya haritası değil hocam. Rastgele oluşturulmuş bir gezegen. Dünya haritası değil abim. Kabileye alınma. Konuşmaya geliyorlar galiba bir yerden ama nereden geldiklerini bilmiyorum. Diplomasi yapan kimdi bizim? Var bir tane. Diplomasici var ama şu an gelen adam yok. Bu adamları alabilmek için Mahmut burada duruyor bu arada. Daha bozulmamış. Ama çürüyor. Yakında çürüyüp bitecek. Yani çürümeden toplayalım diyeceğim. Zaten depo ağzına kadar yemek dolu. Bunlar da bitecek işin kötü yanı. Vallahi kabileye adam iyi olurdu da. Bir ziyaretçiyi kabileye davet et. Şu an gelmiyor galiba. O kabileye katılma olayı daha sonra olacak gibime geliyor. Devam. Çaliş, çaliş. Beş tane de ağaç mı diktirsin? Aslında mantıklı olabilir bebeğim. Bunların yanına. Birader şunu yiyin, yiyin. Çürümeden yı. Yedisini birden aynı yere tıkayım Hayır. mı? Fıt 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 fıt. Amerika'da oynasam da Sapiens'i söylesem üzülürsün be. Amerika'da Sapiens.
Şu son yerin yapılmasını bekliyorum dostlar. Kabile hırıl hırıl çalışıyor zaten. Hırıl hırıl değil, harıl harıl. Bu ablam niye oturuyor? Yemek, ateş yakma şey. Aa, bir saniye. Siz butları pişirmediniz, değil mi? Kardeşim, butlar için pişmiş alpaka eti. Yürü. Butları pişirin. Adama yoruldu artık. Şuradan tohumlarını al. Şuradan dal al. Buradan dal al. Buradan dal al. Biri daha yeni ekim becerisi öğreniyor. Abu. Bak bak nasıl yiyor. Afiyet olsun. Pek de bitiremiyor da. Hadi şu çatı. Aşkım çocuk çöktü la. Bak bak bak. Bak. Taşşak kebabı yapıyor orada bebe yani böyle yayıldı. Açsana çocuğum. İkisi de birbiriyle karşılıklı oturdu. Lojistik mi? Bunlar karşılıklı kebap yapıyor. Menüyü aç, rotaları aç, yeni bir rota ekle. Depolama alanından depolama alanına. Benim nikah ya. Onu sonra hallederiz. Şuradaki odunları taşırsa bizimkiler, taşısanız alan. Çocuk kalk taşı. Yürü. Taşı taşı. Vay eşşoğlu eşek ya. Bunların pinekleme saati galiba. Herkesin pinekleme saati aşkım. Herkes çökmüş. Çocuk çok iyi şöyle yaptı ya. Aa, o arada taşşak kebabı yapıyor ya. Eşşoğlu eşek. Sait Tolga teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Şey konuşuyorlar değil mi? Ekonomi. Ne Ha. olacak bunun hali Bu böyle? memleketin hali ne olacak ya? Memleket dedi şurası ve şu. Ne olacak bu toplama, avlanma? Avlanamıyoruz la. Nereye kadar abi avcı toplayıcılık ya? Biraz gelişmiştik ya. Biraz medeniyet. Baba. Yatışalım. O paşa merkez kebabında. Oxy Toxy Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Oxy Toxy. Teşekkür ediyorum Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Şu odunları getirin yoksa cinnet geçireceğim. Şeyden dolayı olabilir mi? Bütün depolama alanları full olduğu için getiremiyor olabilirler mi? İyi. Evet. İş yok diye bekliyorlarmış. Koşun bakayım. Depo yoksa iş de yok yani. Anladım. Herkes oturuyor bekliyor anam. Dinlendiler. Herkes dinlendi, şey yaptı. Ne yapalım aşkım şimdi bu 3 artı 1 metrekareye bir. Tane yatak alacaksın aşkım için. 2 tane yatak atacağım. Bir sağ bir sol. Ama yün yatak yapacağım mamut derisinden. Buradakiler lüks, zengin. Kapının ağzına değil de. Ha. Birini şuraya. Birini buraya. Ama koyamıyorum. Yedisini birden içeri tıksam. Hayır ya. Ya başı kapalı bir yer işte yani. Kapalı anladın mı? Adamları soğuktan şeyden koruyacak. Burası ilk yerleştikleri yer. Sonra herkese kişi başı ev yaparız yani dışarıda uyumasınlar. Derdi mi? Ne oldu aşkım? Seni yut artı bir de yedikçe tıksalar ne yaparsın? Kalan altısını yerim. Oğlum şuranın bitmesi için ne bekliyorsunuz? Hasır mı yetmiyor? Hasır yetmiyor olabilir mi? Hasır yetmiyor olabilir. Kütükleri bir araştır. Kurumasını bekliyor olabilirler. Yün var, şey var da hasır yok.
Bence hasır bitti burada. Kardeşim dur. Bekle. Şurayı bir komple ellerinizden öper. Lan bir tane ev yapmak bu kadar maliyetli mi ya? Aşkım, dal, yaprak. Evet, dal yaprak da işte, dal ve yaprak yeterli gelmedi yani, yeterince dal yaprağımız yok demek ki. Dal yaprak eksiği varsa kimi çağıracağımızı biliyoruz. Kime laf attığımı ben de bilmiyorum. Artık kim üstüne alınırsa. Samanları var aslında burada. Herhalde kurumasını bekliyoruz. Kurumadan kullanmıyorlar diye tahmin ediyorum. İçeride kurum. Kabileye alım. Hani adam mı var? Demek ki içeridekiler gitmiyor yavrum. Evet dostlar, bu arada şöyle yapalım. Bir kabile tespit edildi. Aile geliyor. Bunlar bir şey kullanıyor bence. Biz bunları almayalım. Alalım alalım. Bakışlar hiç hoşuma gitmedi. İş Hadi. görüyor, iş görüyor, iş görüyor. O zaman ununu birden aynı eve tıkalım tıkalım. Alabilecek mi bakalım? Diplomasi. Diplomasi. Üstlerine tıklayıp acaba konuşturacağım mı aşkım? Dahil et. Çocuğunu da al. Adam da vardı. Adam nerede? Tarafa gitti adam. O adamı da al al. Diplomat. Diplomasiyle uğraşan kim? Kime diplomasi verdik biz? Bu. Yemek pişirme, hasır bina, odun kesme falan filan var. Şu an hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece diplomasi yapıyorsun. Koş. Koş aslanım, koş. Ha, çocuk kabileye katıldı. Adam kabileye katıldı galiba. Vay, kabileye katıldılar. Üçü de katıldı galiba. Bu çocuk araştırma yapamaz. Çocuklar amelelik işlerine gitsin de. Ateş yaksın. İkisi boşta kalsın. Bir diplomasiye atadığımız ne yapıyordu? Hasır bina, ağaç kesimi, taş yontma, temel pişirme, ateş yakma. Hala bitiremedik bir tane evi ya. Herkes birbiriyle sohbet ediyor. Evet, sevgili dostlar. Gecenin bu vaktinde save alalım ve videomuzu burada yavaştan sonlandıralım efendim. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Sapiens gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bye bye.